Yavaş. Aman. Ya. Açılmıyor mu? Yaşıyor mu? Ya galiba. Ambulansı ara çabuk. Hadi. Ambulans dur. Hay Allah'ım ya. Bülent. Alo. Bu Anadolu Feneri'nin oradaki balıkçıların orada kaza oldu. Bize acil ambulans lazım. Bülent. Bülent. Bülent kim yaptırdı sana? Neden yaptın? Ha? Ha? Kim yaptırdı sana bunu söyle hadi. Kim? Bülent! Bülent! Ya! Dayı iyiyiz biz. Arayacağım ben seni. Ne oldu? Öldü! Ya! Bir şey söyledi mi peki? Kim öldürtmeye çalışmış seni? Bir şey söylüyordu da söyleyemedi ki. Ya önce Seda, şimdi Bülent. Ya ben gerçekten dayanamıyorum ya. Ya bunların hepsi benim yüzümden oldu ya. Yok ben gideyim polise, tamam mı? Teslim olayım, her şeyi anlatayım ya. Ben sana bir şey olursa ne yaparım ya? Saçmalama ya, deli deli konuşma. Kimseye bir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Bak şimdi ambulans gelir, onunla birlikte polis de gelir. Biz diyeceğiz ki robot resminden emin olamadık. Bülent de konuşmaya geldik diyeceğiz, tamam mı? Tamam ya. Aferin. Evet baba, Hacer ablanın oğluymuş. Yani polis araştıracak tabii kimin yaptırdığını. Yoksa kendi başına niye böyle bir şey kalkışsın ki? Yani bu çocuğun ne çıkarı olacak? Tamam tamam, iyiyiz biz, merak etme. Ben konuştum zaten Çetin'le Seren'le, onlar da iyiler. Tamam, tamam biz evdeyiz. Hadi. Ah 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 ah. Ah Çetin ah. Hangi akla hizmet o adamın peşinden koştu gitti? Bülent Çetin'e zarar veremez. Korkmayın. Siz de çok iyi niyetlisiniz Semra Hanımcığım. Baksanıza, o canavarın annesini bile hala yalıda tutuyorsunuz. Ya nesin anne, kadının ne suçu var? Hacer ablayı hepimiz tanıyoruz. Demek ki tanımıyormuşuz Taylan. Bir de o adam evimize girip çıktı. Bak düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Ya anne, sen Bülent'in evimize girmesini yasaklamamış mıydın? Taylancığım, merhametimin kurbanı oldum. Yurt dışına gitmeye çalışıyordu. Yardım edeyim, kendini oralarda toparlar diye düşündüm ama... nereden bileyim psikopat olduğunu? Ay siz hiç merak etmeyin Semra Hanımcığım. Polis iki güne kadar tutar ensesinden, atar içeriye. Derdi neymiş, kimlerin maşasıymış bir bir anlattırır. Bülent'in bu kadar parası var mıdır ki? Ya kim yaptırdı ya? Ya kim benden niye bu kadar nefret ediyor ki? Telefon. Bülent. Bülent cevap versene. Anneanne. Ne? Gelinime yaptıklarının cezasını ödeyecek. Kimin için çalışıyorsun? Söyle çabuk. Anneanne, Selen ben. Selen'cim? Niye sen açtın Bülent'in telefonunu? Neredesin sen? Güvenli bir yerde misin? İyi misin canım? İyiyim, iyiyim ben. Bülent kaza yaptı. Öldü. Öldü mü? Bir şeyler konuşabildiniz mi? Anlattı mı bir şeyler? Ya hayır, anlatamadı. Ya anlatmaya çalıştı da nefesi yetmedi. Öyle mi? Hay Allah. Anneanne, Hacer ablaya de ki... Selam Bülent'e hakkını helal etmiş, tamam mı?
Ben Bülent'in suçlu olmadığını biliyorum. Biri yaptırdı bunu ona. Git ona aynen böyle söyle. Ucuz kurtuldun Semra. İş sana kaldı. Asiye'yi sen ortadan kaldıracaksın. Sen. Bakar mısın? Hoş geldiniz. Ne içersin? Çay. Ucuz olsun diye öyle diyorsun. Yeni işe başladık kızım. Sen bize iki tane kahve getir kardeşim. Biri sütlü olsun. Peki. Ben annemlerle konuşayım. Hemen yarın gelip isteyelim seni. Ali, çok mu hızlı oluyor her şey? Bak, eğer pişman olduysan... Hayır. Bak, bir daha bunu bana sakın sorma. Aramızda bir soğukluk geldi geçti. Ben seni, sen de beni affedeceksin. Tamam mı? Bir gören olmasın şimdi. Eskiden gören olur mu diye hiç umursamazdın. Ama anlıyorum ben seni. Vallahi bak, kızmıyorum ben. Mine, bak sana söz veriyorum. Kendimi sana tekrar sevdireceğim. Kendi yıktıklarımı kendim onaracağım. Demek sezleniyorlar ha. Allah tamamını erdirsin. İnşallah çok mutlu olurlar. İnşallah ana, inşallah. Ali'den iyisini mi bulacağız? Dürüst, karakterli bir çocuk. Puh, Allah cezanızı vermesin sizin. Utanmasanız kızı kendi elinizle teslim edeceğiniz adama. Kız evi naz evidir Salim. Biraz oturaklı tumturaklı adam ol. Ne yapayım Pervin? Engel mi olayım çocuklara? Sevmişler birbirlerini. Bu işler öyle sevdik demekle olmuyor. Ne belli? Belki Ali'nin ailesi istemeyecek Mine'yi. Siz dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Daha önce de isteyeceğiz dediler, fos çıktı. Bu iş olmayacak. Aha, buraya yazıyorum. Ay sen ne istiyorsun bu çocukların mutluluğunda? Onlar mutlu olmayacak. Bunu o kafana iyice sok. Ay bu niye delirdi böyle? Ay sanki böyle içinde taş oturdu. Ben anladım bana ne olduğunu. Niye bu kadar üzüldün Pervin? Sinirim bozdunuz. Git başımdan. Ben anladım senin neden bu kadar üzüldüğünü. Sen de Mine'nin anası sayılırsın. O evlenip gidecek ya. Onun için üzülüyorsun değil mi? Ya, ona üzülüyorum. Yalnız bırak beni Salim. Git başımdan. Dışarıdan bakan herkes seni kalpsiz, vicdansız biri gibi görür ama... ...senin pamuk gibi bir kalbin vardır be. Pamuk gibi. Üzülme, üzülme. O çok mutlu olacak. Üzülme, üzülme sen. Tekrar geçmiş olsun. Bu yeni onu biraz yatıştıracak. Şu ilacı da bir ay boyunca yapmadan önce alsın. Tekrar başınız sağ olsun.
Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Geçmiş olsun, iyi günler. Sağ olun. Merhaba. Çetin. Neredesiniz oğlum? Arayacağım dedin, aramadın da. Ay ya dayı, vallahi ben şoktan unuttum. Kusura bakma ya. Ya oğlum, neden başınızdan büyük işlere kalkışıyorsunuz? Ya böyle tehlikeli bir adamın peşinden gidilir mi? Neden polise haber vermiyorsunuz? Taylan, Çetin mi geldi? Sen olanları anlat da ben bir Hacer ablaya bakayım. Odasında mı? Evet. Hacer abla. Yat sen, yat rahat ol. Affet bizi kızım. Oğlumu da, beni de affet. Canına mı susadın sen? Niye gittin o herifin peşine? Bülent'le önce biz konuşmak istedik. Yani başkası yaptırdıysa diye. Anladın mı? Gerçek suçluyu bulmak için yani. Sadece kendini değil, Selen'i de, bebeği de tehlikeye attın. Sen ne zaman akıllanacaksın ha? Baba, tamam çok gitme üstüne. Kimse, kimse bu işe karışamayacak Taylan. Bize bunu yapanı ben kendim bulup kendim cezasını vereceğim. Git anneanneni bir gör. Mahvoldu kadın. Bilemedim. Niye böyle yaptı bilemedim. Sen bizi düşünme şimdi. Sen nasılsın? İyi misin? Başın sağ olsun. Ağlama ne olur. Su versene Zeynep. Sakinleştirici verdiniz mi? Evet, doktor geldi biraz önce, yine yaptı. İyi var. Kim yaptı bu kötülüğü Bülent? Bilmiyoruz ki Hacer abla. Konuşamadık. Ama ben bulacağım o pisliği, merak etme sen. Tamam mı? Tek çocuğun mu vardı senin? Bir de kızım var. İzmir'de. Allah ona uzun ömürler versin. Amin kızım. Hadi sen dinle. Selen Hanım. Hale Hanım'la annesi Hacer ablayı işten attırmak istiyorlar. Oğlunun yaptıklarının faturasını ona kesecekler. O ne demek öyle ya? Nerede onlar? Hizmetçiler katil çıkınca misafirlere düşüyor bu işler. Al kızım, stresini alır. Ay, bebeğin de etkilenmiştir şimdi anneciğim seni. Ah yavrum, kıyamam ben ona, kıyamam. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Kadın orada evlat acısı çekiyor, siz onu işten atmaya çalışıyorsunuz. Yazık, gerçekten yazık. Ara sıra vicdanınızı kullanın. Merak etmeyin, yan etkisi yok. İnsana benzersiniz biraz. Benim çocuğum bir katilin annesiyle aynı evde büyümeyecek Selen. Senin çocuğun için fark etmez tabii. Çetin'e yamanmasaydın kim bilir zaten nerede büyüyecekti. Ece'ninle susamış çakal aslanın ayağına gidermiş. Ayağımın altında fazla dolanıyorsun Nesin teyze. Lafını bil de konuş. Duydun mu beni? Selen, ne oldu? Karının anası Hacer ablayı işten atmaya çalışıyor. Olan bu. O kadın benim çocuğuma bakamaz Taylan. Neden? Rüyaya ne kadar da güzel bakmıştı. Hem de kendi çocuğu gibi. Hem Hacer ablanın ne suçu var? Elbette çalışmaya devam edecek. Teşekkür ederim. Bu evde insanlığı yaşatan bir sen varsın zaten. Ne demek bu şimdi? Bana karşı Selen'in tarafını tutuyorsun. Ben doğru olanın tarafındayım. Onu bunu bilmem Taylan. Bundan sonra benim yanımda olacaksın. Çünkü bu evden gidersem yalnız gitmeyeceğim. Yani bebeğimizi de alır gideriz diyor. Akıllı ol damat. Sana güzel haberlerim var.
Ali ile evlenmeye karar verdik. Bu mu lan güzel haber? Kızım, o çocuk dövmedi mi seni? Ama ben de onu çok üzdüm. Taylan'la yaşadıklarımı affetti. Kendini defolu mal gibi görme Mine. Ne yaşarsan yaşarsın. Ona mı kalmış seni affetmek ya? Allah Allah. Ya sen daha akıllı bir kızın. Ne oldu sana? Bunalıma mı girdin? Hayır, ne alakası var? Gayet aklım başımda benim. Hem Ali bana emek veriyor. Yani sevgi emek değil mi? Bilmem. Öyle mi? Ben sevginin ne olmadığını biliyorum sadece. O gösterildi bana. Bu arada benim de sana kötü bir haberim var. Ay ne oldu yine ya? Bülent öldü. Bülent kim ya? Mine, dizi başlıyor kızım. Hemen geliyorum babaannem. Söylesene, Bülent kim? Ana, çay olmadı mı daha? Mine getirir şimdi. Ali ile konuşuyordu herhalde, ses etmedim. Konuşsun ana, konuşsun. Ne diyeyim? Yarın öbür gün sözlenecekler zaten. Sözlenecek ha? Sözlenecek değil mi? İstemem o Mine'yi sana. Ablası Berkant'ı deşmiş. Elin adamlarının arabalarına binmişler. Opostop falan çekmişler. Kız anne, opostop değil o. Sus kız, sus. Gebertmeyeyim şimdi seni. Git söyle o sarıçıyana. Anam seni istemiyor de. Suçu bana at. Ben sana başka kız alacağım. Anne, ben başka kız falan istemiyorum ya. Mine benim karım olacak. Konuşma artık, yeter. Daha şimdiden el kızı için beni çeniyorsun ha. Tüh senin sıfatına, tüh. Çekil şuradan be. Aferin abi. İnsan sevdiğinin arkasında böyle durur işte. Çok romantik ya. Keşke bana da böyle aşık olan biri olsaydı. Olsun da kırayım bacağını. Tabii ya, bize gelince maço olursun zaten. Bizimki can değil mi? Kız, dalga mı geçiyorsun sen benimle? He? Sinirimi senden çıkarırım ha. Aman iyi be. Ha, gel hayatım, ben koltuğa geçeyim. Yanımda kalabilirsin. Nasıl ya? Gel yanımda mı yat diyorsun? Ya uyuyana kadar be oğlum. Ha. Sen de zurnanın zırt dediği yerde misin? Evet ya. Çok yoruldun değil mi bu olanlarda? Evet. Bak ne diyeceğim, ben yangında ya ölseydim. Ay Allah korusun be, ne biçim laf o öyle? Ya üzülürdün biliyorum ama yani bebeğin yine babasız doğacaktı. Başladı. Yok ya, böyle olmaz, bizim evlenmemiz lazım. Ya sen biraz şantaj yapar mısın bana gerçekten? Ne biçim şantajcısın yani, biraz bastır, ısrar et. Kıyacağız o nikahı, evleneceksin benimle falan da ya. Ya zaten Ayşe'nin hastane masraflarını karşılıyorsun. Bir de nikah kıyalım diye mi zorlayayım? Ya zorla. Ya da ben zorlayayım. Ben yarın gideyim gün alayım. Olur. Uykun geldi senin. Geçeyim ben koltuğa. Burada uyuyabilirsin. Yani istersen. Ya nasıl ya? Sen mi yatacaksın koltukta? Olmaz ya. Hayatta müsaade etme. Ben ne geçeceğim be? Yani böyle boşluk bırakırız. Sen de şöyle kıvrılır yatarsın diye diyorum. Olur. Böyle kıvrılır mı? Şöyle. İyi geceler. İyi geceler. Olacak, olacak. Bu da bir aşama. Ha? Ha? Yok bir şey. Thank you.
Ne yapıyorsun Ahmet? Hiç. Merak etme. İlaçlarımı alıyorum. Ama sadece boş kapsüller. Bu ailenin bana ihtiyacı var. Uyanık olmalıyım. Yolu yok ya. Sen geldin, yattın göğsüme. Bak ben kenardayım. Ben uyku sersemi öğretmişimdir. Tabii. Sen ne yapıyorsun? Ya bu nikah günü için gerekli belgelere bakıyorum. İkametgah kağıdı, sağlık raporu, fotoğrafın var mı? Sen ciddisin gerçekten. Ciddiyim tabii. Hadi hazırlan. Harbi mi lan? Harbi. Hadi kalk. Tamam. Gel aşkım. Bak sen uyurken araştırma yaptım. Çok garip biliyor musun? İnsanlar sadece havalar güzel olduğu zaman evleniyor. Nesi garip oğlum? Yani hiçbir kız gelinliğinin üstüne böyle amele gibi kaban giymek istemez değil mi? Çok mantıklı. Ama tabii bu durum bizim işimize yarıyor. 3 gün içinde nikah tarihi alabiliyoruz. Nasıl? İyi araştırmışım değil mi? Çok iyi araştırmışsın, tebrikler. Ondan da zaten gelinlik bakmaya gideriz değil mi aşkım? Ya Çetin sen bu heveslerini gerçekten evleneceğin kıza saklasana. Bence bana aşık olmak sana çok yakışıyor. Denemelisin. Sus be. Ya iyi tamam ya. Benimki bir çeşit önlem kızım. Sonra bir ömür boyunca başıma kakarsın beni gelinliksiz aldın diye. Ya ömür boyu diye bir şey yok. Allah Allah. 3 yıl sonra boşanıyoruz. Takmış 3 yıla. Ne 3 yıl? 3 yıl. Buyurun Çetin Bey. Sağ ol. Rica ederim. Görüşmek üzere. Mine, o böreğin altını kapatıver kuzum. Pişmiştir. Tamam babaannem. Ne yapıyorsun gelin sen? Çocuk gibi ne ufalıyorsun o bisküvi? Çocuklar yapmıştır. Aa, gözümle gördüm. Temizle o zaman. Ya kızım sen hiç mi acımıyorsun bize? Aa bak benim 2 büklüm oldu. Akşama görücüler gelecek. Bir işin ucundan tutsan ya. Bana ne be? Beni mi isteyecekler? Oyuyor. Olmayacak o evlilik işi. Aha buraya da yazıyor. Ay şomazlı. Şuraya bir imza atarsınız. Teşekkür. Bu poşette kızınızın giysileri, bu zaptta da kolyesi var. Memur Bey, emin misin bizim kızın olduğuna? Kolyeyi. Sırası geldi. Tutturdu karım olacak diye. Büyü mü yaptılar bu oğlan hani? Ah elmasıma. Dünden beri bir ağrı saplandı kafama. Ölüme gider gibi gideceğiz. İsteyeceğiz bu akşam o sarı çıyanı. Ah Ayten. İnşallah bozulur bu iş. Nasıl bozulacak ha? Nasıl? Allah büyük. Bulunur bir çaresi.
Anne ya, karar veremedim. Bu elbisemi mi giysem yoksa bunu mu? Kız zıkkımın pekini giyeme. Kız ben ölüyorum diyor. Sen de pek hevesli gibi o elbise mi bu elbise mi? Gözü kör olmaya sıcağı. Yürü. Gözüm görmesin seni. Zeynep. Hacer abla ile cenazeye gitti. Nasıl ya? İkisi birden mi? Kimden izin aldılar? Oha yani. Ulan kuru yemişçiler bile dükkanı kapatıyor cenaze için. Hayret bir şeysin ya. Ayrıca ben izin verdim. Uzatma. İyi ya, o zaman bana bir bitki çayı yap. Hizmetçi gibi mi? Hı hı. Madem sen izin verdin. Yaparım. Ben gocunmam öyle şeylerden. Ne kokmuş burası böyle? Sen ne yapıyorsun? Helva yapıyorum, görmüyor musun? Ay ama sen anlamazsın. Bülent için. Bacanak oluyormuşuz. Bir şey olmuyoruz birader. Hayır ya, sen Mine ile evleniyorsun, ben de ablasıyla evleniyorum ya, o bakımdan. O iş bizde biraz farklı. Siz öyle tehditle, şantajla falan yapıyorsunuz da biz istediğimiz için evleneceğiz. Tamam, sen de erken çıkabilirsin. Hazırlık falan yaparsın bir şey. Gerek yok. Salim amca, tebrik ederim. Mine ile Ali sözleniyormuş. Bir şeye ihtiyacın varsa önden avans çıkartayım. Sağ olun, düşünmeniz bile yeter. Salim amca, ben izin verirsen sana artık baba desem. Yo, hele bir kızı iste. Verdim gitti deyim, ondan sonra. Beni sadece siz anlarsınız. Siz de vaktiyle kızınızı verdiydiniz böyle toprağa. Benim kızım Bülent gibi bir suçlu değildi Hacer. Öyle. Ama Bülent'i bu yola iten de çeksin cezasını inşallah. Yanında tonla para çıkmış. Kesin biri verdi ona o parayı. Allah ona da gün yüzü göstermesin inşallah. Etleri lime lime olsun. Toprak bile kabul etmesin. Beddua etme Hacer. Sen git dinlen biraz. Yarın işinin başında olursun. Hadi. Selen Hanım, bunu size getirdiler. O ne ayol? Ha, şunları da tabaklara koyar mısın Zeynep ya? Buralarda böyle helva dağıtacak biri varsa dağıtırsın. Sevaptır. Sağ olun, çok iyisiniz. Çetin ya. Bu ne? Gelinliğim anneanneciğim. Çetin'le nikah tarihi aldık da o da bana gelinlik almış. Ne gün nikah? 3 gün sonra. Ya biz aslında akşam birlikte haber verecektik ama sen yakaladın beni. Tebrikler canım. Dedeciğim, biz 2 tane şahitle hemen nikah kıyalım, düğünü nasılsa yaparız diyoruz. İyi düşünmüşsün. Aferin. Peki benim hazırlıklarım ne olacak Ahmet? İstemiyorum ben bu nikahı. İptal edin. Ne hazırlığı Semra? Evlensinler bitsin.
Dayıcığım, şahidim olur musun? Ah, tabii Çetin, memnuniyetle. Selen, senin şahidin kim olacak? Ben Mine'yi düşünmüştüm aslında ama... Bravo. Bravo ya. Siz aynen böyle devam edin. Mine kim Semra? Selen'in bir tanıdığı. Geçenlerde işten ayrılan hizmetçi Ahmet Beyci. Sizin Belen oğullarının biricik torununun nikah masasında belediye başkanları, milletvekilleri değil, bir hizmetçi oturacak şahit olarak. Başka kimse bulamadın mı kızım? Ben işine bakmıyorum dedeciğim. İnsanlığına bakıyorum. Mine olacak dedim. O kadar. Neyse ki nikah kendi aramızda olacak. Çetin, biz gelinliğe bakalım mı? Düğünden önce damadın görmesi uğursuzluk getirir ama. Ben öyle düşünmüyorum anneanneciğim. Affedersiniz. Hala artık yeter. Bak gerçekten sabrımı taşırıyorsun. Sen o kızla o nikah masasına karşılıklı oturmayacaksın Taylan. Ne güzel ya. Yine birlikte olabilmeniz için her şey ayarlanmış. Ena yok senin karşında. Ya ne yapayım? Ne yapayım? Yeğenimin şahitliğini yapmayayım mı? Yapma. Ya da o kız gitsin kendisine başka bir şahit bulsun. Allah Allah. Bak basar giderim. Çocuğunun yüzünü göremezsin. Yeter! Bak bir daha... Bir daha beni çocuğumu göstermemekle tehdit etmeyeceksin. O çocuk senin olduğu kadar benim de çocuğum. Hele bir dene. Alırım o çocuğu elinden. Yemin ediyorum. Varımı, yoğumu uğrunda harcarım. Alırım. Sen bir Beren oğluyla baş edemezsin. Çocuğu görmek için sürüm sürüm sürünürsün. Beni böyle bir insana dönüştürme. Sakın yapma bunu. Sakın. Aferin. Yine yaptın yapacağını. Şimdi yine kavga edecekler. Psikopat yengenin işleri lan bunlar. Mine benim kardeşim. Tabii ki de nikah şahidim olacak. Ne oldu ya? Sen bir anda benimsedin mi bu nikah işlerini? Hani formalite icabıydı? Hani gelinlik giymeyecektin? Giymeyeceğim zaten. İstemiyorum. Kızım, madem benim karım olacaksın, madem Belen oğulların servetinde senin de payın olacak, o gelinlik giyilecek. Ne diyorsun sen be? Sizin servetinizde fakirin gözyaşı var oğlum. Kara ekmek lan yediğiniz şey. Ben o parayı elimi bile sürmem. Ben bize, bebeğimle bana yuva aradım sadece. Hepsi bu. Ayşe iyileşince defolup gideceğim zaten buradan. Sizin servetinizde işim olmaz benim. Sok şunu kafana. Ya tamam, ben sadece gelinlik giymeni istemiştim. Özür dilerim. Tamam. Tamam, ben ilişmeyeyim sana hiç. Bilardo salonunda yatarım ben. Bilardo masasının üstünde. Gerçi orası biraz serin falan oluyor ama... İyi geceler. Ne oldu Çetin? Bir şey yok anne. Bu battaniye ne? Selen'le ayrı mı yatacaksınız? Nikah kadar öyle yapalım dedik. Öyle mi? Ne iyi düşünmüşsünüz. Köpüğü biraz az olmuş ama içeceğiz artık. Anne, ayıp. Ne ayıbı be, ne ayıbı. Eline sağlık yavrum.
daha da anlatsınız Salim amca. Ne gerek var bu laflara Ali? Ne diyecekseniz deyin. Ayten Hanım, siz niye geldiniz bize bugün? Mine'yi almaya geldim. Ya anne, Allah'ın emri peygamberin kabliyle desene. Tamam tamam, ondan işte. Ayten Hanım, Mine bizim kıymetlimiz. Verecek babası, verecek. Son Asiye'ninki gibi olmasın diye bir an evvel başını bağlamaya çalışıyor. Ne yapsın adam? Abla, sen ne yapmak istiyorsun ya? Oğlum sen bakma ona. Tövbe estağfurullah. Koy şunu. Mine, sen bu çocukla evlenmek istiyor musun babaannem? İstiyorum babaannem. İyi, o zaman hayırlısı olsun. Hadi oğlum sen de çıkar yüzükleri. Olsun bitsin bu iş. Evlensen ha? Evlensen. Salim amca. Sen de. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Gel kız öpeyim. Vallahi pek kuru kuru oldu bu söz. Bari ben bir şey takayım. Adettendir. Aa, pırlanta mı? Evet, pırlanta. Asiye öldüğünde eşyalarıyla beraber verdiler hastanede. 3000 lira ha. Kuyumcuya gittim, yalan yok. Ne diyorsun sen Pervin? Asiye'm nereden alsın bu kadar pahalı bir kolyeyi? Konuşalım bunları açık açık Salim. Hayır yani. Ayda 3000 lira para girmiyor bu eve. Ablası nasıl aldı bunu acaba? Biri hediye etti herhalde. Ama Asiye'ye mi, Mine'ye mi orası belli değil. Ha adam kim diye sorarsan... bence Taylan Bey. Sen ne diyorsun Mine? Çok sinirleri bozulmuştu Selen'in. O gün odama girmiş. İçeri girdiğimde ilaçlarımın olduğu çekmeceyi karıştırırken gördüm. Ağrı kesici aradığını söyledi. Meğer planı başkaymış. Benim ilaçlarımla intihar etmeyi düşünüyormuş. Kendime çok kızıyorum. Keşke ilaçlarımı kontrol etseydim. Zavallı kızcağız. Biraz daha çalış Semra. Birkaç damla da gözyaşı dök. Daha inandırıcı olur. Mine. Doğru söyle bana, nereden çıktı bu kolye? Baba benim kolyeden falan haberim yok. Vallahi billahi bilmiyorum ya. Ablasının demek ki. Nasıl aldı bu pahalı şeyi ya? Mı yaptı acaba? Hedefsiz. Ne diyorsun sen be? Doğru konuş. Kız sen bir de beni döveceksin mi? Ayten Hanım, bak gelinine. Bak oğluna kimi alıyorsun. Kalk oğlum, kalk gidelim. Ne biçim insanlarmış bunlar be, Allah kahretsin. Ya anne bir otur. Ne oturması be, ne oturması? Görmüyor musun? Ne alt karıştırdıkları belli değil, yürü. Anne tamam sus. Asıl sen sus. Bana bak Ali. Eğer bu kızla evlenirsen benim yüzümü bir daha göremezsin. Aha da son sözüm bu. Yürü kız, yürü, yürü. Allah kahretsin. Ne
hadi sen de git. Mine. Ali. Hadi. Gel anneciğim, süt getirdim sana. İçine bal da koydum. Bu ara sinirlerin yıprandı. Uyumana yardımcı olur dedim. Teşekkür ederim. İçsene. Ya ben sütü pek sevmem aslında. Bebek için gerekli ama. Sıcak ama bu ya. Soğusun, öyle içerim. O süt bitecek. Kalsiyuma ihtiyacım var senin. Tamam, içeceğim. Vallahi içeceğim, söz içeceğim. Sonra boş bardağı getireceğim sana. Pekala. Kim bilir ne kadar güzel olacaksın bunun içinde. Teşekkür ederim. Canım benim ya. Nasıl da özenmiş. Dur ya şunu tekini göstereyim aşkı dola. Affetsin beni. Merdiven nereden düştü herhalde? Aman Allah'ım, bir şey olmamıştır değil mi? Hemen hastaneye götür. Hadi Çetin, kaldır. Hastaneye götür. Hadi ben arabaya getireyim. Hadi. Anne, nasıl oldu bu? Bilmiyorum, tansiyonu düştü herhalde. Ahmet, nedir bu başımıza gelen felaketler? Babam rahmetli. Yemeğin tuzu yok diye dövdü. Tuzu çok diye dövdü. Hep sabrettim. Hep sabrettim. Hep dayandım. Neden?
Siz babasız kalmayın diye. Sersefil büyümeyin diye. Bak Ali. Şimdi analık hakkımdan konuşuyorum senden. Vallahi hakkımı helal etmem. O Mine'den elini yıkacaksın. Silkip atacaksın onu. Çıkar o yüzüğü de. Bak anam. Canım. Sen benden ölmemi iste. Canımı vereyim. Ama Mine'den ayrılmamı isteme ya. Oğlum. Elin adamlarından pırlanta alan kızdan karı mı olur? Anne. Ben Mine'ye güveniyorum ya. Ya ablasının üstünden çıkmış o kolye. Sus kız sus. Anne bak senin bilmediğin şeyler var. Neymiş bilmediğimiz şeyler ha? Hadi söyle de bilelim. O sarıçayan büyü mü yaptı yoksa sana? De Allah'ım ya. Ali kime diyorsun ben? Nereye gidiyorsun? Anne aşık çocuk ya anlasana. Sus kız almayayım ayağımın altına şimdi seni de. Dayı ya ona bir şey olursa, ya bebeğe bir şey olursa ya. Tamam oğlum, sakin ol. Panik yapma. Durumu nasıl doktor? Gayet iyi, geçmiş olsun. Oh ya. Bir de beni para göz bellersiniz. Bak, satmadım kolyeyi, sakladım. İyi halt ettin. Kızın en mutlu gününde ortaya çıkarmayı beklemişsin. Kocam helak olmasın diye ses etmedim. Acısı geçince verecektim. Bugüne kısmetmiş. Mine doğru söyle bana. Ablan kimden aldı bu kolyeyi? Vallahi bilmiyorum baba ya. Versen bana onu ben saklarım. Bırak. Nasıl düştünüz? Ya bilmem ki karanlıktı. Sonra sanki biri itti gibi oldu. Biri mi itti? Kim? Uzanın, bebeğin durumuna bakalım. Kim olduğunu bilmiyorum. Yani belki de ben öyle sandım. Polise haber verelim mi? Yok, vermeyelim. Ya doğru dürüst bir şey hatırlamıyorum zaten. Belki de tansiyon düştü. Olabilir. Kızınız gayet iyi durumda. Kız mı olacak? Kız mı? Ya kız çocukları babalarına aşık olurlar. Ya senden daha çok sevecek beni. Hay Allah'ım ya. Şuna bak. Allah ellere bak. Ah, yerim ben seni. Ya yüzü gözü bayağı belli oluyor ya. Ulan birden iki olacaksınız anasını satayım. Alo. Çetin. Ablam uyuyor mu? Niye sen açtın telefonu? Ha, yok şimdi hastanedeyiz. Bebeğine baktık. Kız olacak biliyor musun? Ne? Kız mı? Gerçekten mi? Evet. Bir dakika. Siz niye hastanesiniz bu saatte? Şey ya Selen bir kaza geçirdi. Ne? Sakin ol sakin ol yok bir şey. Merdivenden düştü. İyi ama. Tamam ben yarın sabah hemen geleceğim tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Ah ablam ya. Bu arada diyetinize dikkat ediyorsunuz değil mi? Ne diyeti? Çölyak diyeti. Tıbbi geçmişinizde glutene alerjiniz olduğu yazıyor. Aa. Sen makarna, ekmek her şeyi yiyorsun. Yemeyeyim mi? İçinde buğday olan her şey yasak. Acığım çekiyor ama ne yapayım? İlginç. Rahatsızlanmıyor musunuz? Karın ağrısı, şişkinlik. Tabii tabii. Rahatsızlanıyorum. Böyle diyetime dikkat etmeyince şişiyorum. Ben evdekilere haber vereyim ya. Annem çok sarsıldı. Merak etmişlerdir. Ben söyleyeyim çıkış işlemlerinizi yapsınlar. Geçmiş olsun. Sağ ol. Vay be. Ben de çöp öğütücüsü gibisin. Her şeyi yiyorsun bir şey olmuyor diyordum. Bak alerjim varmış. Gerizekalı benden bahsetmiyor. Selen'in tıbbi geçmişinden bahsediyor. Ya ben neden böyle şeyleri hemen anlamıyorum ya? Salaksın çünkü.
Kızdan ne maraziymiş anasını satayım. Bakalım daha neleri çıkacak. Gel. Neyse ki bir şey olmamış. Bunu da atlattık. Atlattık. Atlattık, atlattık ama her gece bir olay ceryan ediyor. Vallahi o kız bu evin huzurunu kaçırdı. Hayır, evime gideyim diyorum. Ama anneciğim seni bırakamıyorum. Ay anneciğim, ne olur kendine dikkat et sen. Vallahi sen de merdivenlerden düşme maazallah. Selen de bebek de iyiymiş. Üzülme hayatım. Geldiler galiba. Zeynep şunu odama koysana. Yavaş canım, dikkat. Ay Çizim tamam, abartma ya. Tamam ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel otur canım. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun dedeciğim. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Nasılsın? İyiyim anneanneciğim, iyiyim. Bir şey içer misiniz? Ay yok, içmeyeceğim. Hacer abla nerede? Doktor sakinleştirici yaptı ya, hiç uyanmadı o. Ay yoksa siz Hacer Hanım'dan mı şüpheleniyorsunuz? Aa, ne yapıyorsunuz Nesrin anne Allah aşkına? Anne var canım. Aa, belli mi olur damat? Belki oğlunun intikamını almak için itiverdi kızcağızı merdivenden. Selen Hanım, Hacer abla hiç uyanmadı. Ben de şahidim. Kadın bütün gün odasından çıkmadı hiç. Ay tamam canım. Ben de Hacer ablayı suçlamıyorum zaten. Hayret bir şeysiniz ya. İtmeyi nereden çıkardınız şimdi? Hamilelikte insan başı döner, tansiyonu düşer. Doktor da aynen öyle olabilir dedi. Çetin ben çok yorgunum. Yukarı çıkalım mı? Tamam aşkım, tabii. İyi geceler. Sen bunu niye almıştın yanına? Sana göstermek için. Trip attın ya bana. Ya ne kadar salağım ya. Kesin buna basıp düştün ya. Benim yüzümden oldu. Ya bırak. Kendini suçlama. Ben kaybediyorsam üflemediğimden. Milletin eline verdik kalemi. Kafasına göre çizip duruyor işte. Ama unuttukları bir şey var. Silgi hala benim elimde. Duydunuz mu lan beni? Yürüm seni. Açetin şurada ciddi bir şey anlatıyorum sana. Ben var ya çok iyi bir baba olacağım. Görürsün bak. Kızım ne isterse alacağım ona. Ya penguen istesin penguen alacağım ya. Evde penguen olsa çok komik olmaz mı? Böyle paytak paytak yürüse falan. Enseye bir tane koyacaksın ve taklatacak falan. Ay çocuk gibisin ya. Çocuk gibi değil de. Ben sen gül diye yapıyorum ben. Çizin ya. Beni biri itti. Ya Nesrin teyzenin dolduruşuna gelme. Bizim evde kavga gürültü kopar ama kimse kimsenin canına kastetmez. Hem kim niye yapsın ya? Ne bileyim ben. Uykun geldi senin, hadi yatalım. Ya hayatım. Sütünü içmemişsin. Selen nasıl diye bir kere daha bakmadan içim rahat etmedi. Canım benim ya. Kıyamam. Sütünü de içmemişsin. Solmuş bu. Hadi iyi geceler. Yok bir şey. Bunu döküp geliyorum hemen.
Çetin. Çetin. Merdivenlerden anneannen gitti. Ne diyorsun sen ya? Ya duymuyor musun ne dediğimi? Günaydın yavrularım. Günaydın babaannem. Mine. Rüyamda Asiye'mi gördüm. Böyle kapı çalıyor. Bir baktım o. Hayır olsun babaannem. Ali aradı mı? Yok aramadı. Öyle gece apar topar gittiler de. Babaannem çay hazır. Benim çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun kız? Ali'ye gidiyorsun değil mi? Sen ne eski bir insansın ya. Anası seni istemiyor. Daha ne ısrar ediyorsun? Pervin abla sus. Zaten zor tutuyorum kendimi. Ne geçti eline? Hı? Ablamın hatırasını kirleterek eline ne geçti? Bak, kapıyı çarptı çıktı. İyice başına buyruk olmaya başladı senin kızın. Hayır, sonu Asiye gibi olacak ben sana diyeyim. Taylan Bey mi vermiş Asiye'yi? Bildiğin bir şey var mı? Söyle bana. Şimdi adamın günahını almayalım. Yani cenazede öylesini etrafınızda görünce ben öyle sandım. Asiye'nin canına kıydığı gün Çetin Bey'in arabasına binmişler. Tesadüf mü Pervin? Ne biliyorsan söyle bana, susma, delirtme beni. Yani ben tahminlerimi söyledim. Hemen eğlenme. Nereye? Kızımın başına neler geldi onu öğrenmeye gidiyorum. Kolyeyi bırak, sen düşürürsün. Bırak! Bu kolyeyi Asiye'ye hangi it verdiyse ona tekrar geri dönecek. Hayret bir şey ya. Sen ne diyorsun yani şimdi, benim anneanneme katil mi diyorsun yani? Ya o itti diyorum Çetin, gördüm. Ya hani görmemiştin, hani hatırlamıyordun? Ya benim anneannem melek gibi tonton bir kadın. Sen geldiğinden beri de seni bağrına bastı. Bu nasıl bir nankörlük ya? Oğlum gece gözlerinde öyle bir bakış vardı ki. Sonra da süt getirdi bana. Zorla içirmeye çalıştı. Nerede süt hani? Ya ne yapacaktı yani? Sütün içine zehir mi koyacaktı? Ya kadın endişelenmiş senin için. Gitmiş elleriyle süt hazırlamış sana ya. Ya gece o zaman niye girdi içeri bir anda, aldı sütü çıktı? Ha, başta zehirleyecekti yani. Ondan sonra vazgeçti. Niye acaba? Pişman mı olmuş? Vicdan mı yapmış? Allah Allah. Kadın merak etmiş seni, bakmaya gelmiş ya. Ya inanamıyorum. Nasıl bir kafa bu? Nasıl bir hayal gücü ya? Ben delirmedim Çetin. Bülent'i de o tuttu. Artık kesin. Birdenbire affetmeler falan. Bize çıkartmalar. Bülent öldüğünde de İlko aradı. Bu da mı tesadüf? Kızım delirtme beni. Yengem bitti. Anneanneme mi sardın? Sıra kimde? Dedemde mi? He. Bir tane sebep söylesene bana anneannemin bunu yapması için. Bir tane sebep söyle. Ya bilmiyorum. Bilmiyorsan konuşma. Masum insanları da suçlama. Yine ben suçlu oldum ya. Ha. Zeynep, Selen Hanım'ın gluten alerjisi varmış. İçinde buğday olan hiçbir şey yemeyecek. Dikkat edelim. Tabii Taylan Bey.
Yerse ne olur Taylancığım? Öldürücü bir hastalık mı bu? Hayır anneciğim, tabii ki değil. Sen nişanlının çölek hastası olduğunu bilmiyor muydun Çetin? Ben de dün öğrendim. Peki şimdiye kadar niye ağrısı olmamış? Hapur hapur götürüyordu ekmekleri. Oluyormuş efendim. Arada sırada oluyormuş ağrısı. Çetinciğim, Selin'in odasını değiştirelim. Alt kata alalım. Hamile Allah korusun başı döner bir şey olur. Değil mi canım? O kız torunumun karısı çocuğunun annesi olacak. Ona dikkat etmemiz lazım. Canım benim. Abla, ben geliyorum ama Taylan çıktı mı? Onunla karşılaşmak istemiyorum da. Kızım sen niye çekiniyorsun ki onunla karşılaşmaktan? Allah Allah. Zaten Çetin'le kavga ettim. Yalnız başıma kaldım odada mal gibi. Sen gel bari. Tamam geliyorum zaten, dolmuştayım. Hadi bay bay. Günaydın. Günaydın. Ay gerçekten ekmek yok. Nasıl doyacağım ben? Ama alerjiniz varmış. İyi tamam. Afiyet olsun. Zenginin ekmeği bile haram, biz anasını satayım. Hacer ablacığım, başın sağ olsun. Sağ ol kızım, dostlar sağ olsun. Ben Selin Hanım'a gelmiştim. Odasında kızım. Hakkı nerede? Bu vardiyada onun olması gerekiyordu. Salim abi o üşütmüş biraz. Köyür köyür öksürüyor. Biz vardiyaları değiştik. Benim niye haberim yok ya? Ben burada eşek başı mıyım? Salim amca, bir bakar mısın? Salim amca, senin canın mı sıkkın? Bak, dün akşam için öfkeliysen annemi mazur gör. Sonuçta o değil, ben evleneceğim. Yemin ediyorum sana, zerre kadar da fikrim değişmedi. Ben Mine'ye güveniyorum Salim amca. Sen ne arıyorsun burada? Selin Hanım'ı ziyaret edeceğim. Ha, bu arada bir bebeğiniz olacakmış, tebrik ederim. Ne kadar ikiyüzlüsün ya. Hem beni tebrik ediyorsun, hem hala Taylan'a yaklaşmaya çalışıyorsun. Siz ne demek istiyorsunuz ya? Taylan'la beraber nikah şahitliği yapacak mısınız? Taylan Çetin'in, sen Selin'in. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Ayrıca ben sözlendim.
Yani sizin için bir tehdit değilim artık. Merak etmeyin. Tehdit mi? Çok komiksin. Sen mi bana tehdit olacaksın? Tatlım sen ancak benim odamı toplayan, manikürümü yapan, bir mağazaya gittiğimde istediğim elbiseyi getiren kız olabilirsin. Tamam, Taylan'ın aklını karıştırmayı başardın. Ama ne kadar sürdü? Bu masalın sonu her zaman bellidir. İnsan kendi dengiyle evlenir. Umarım bunu anlamışsındır. Sen mi verdin bunu Asiye'me? Cevap versene be adam, susma. Ne yaptın Asiye'me söyle. Cevap ver Allah aşkına, bir şey söyle. Asiye'yle görüşmedim be. Belki de kendi parasını biriktirip almıştır de. Kızın yapmıyordu de. Allah aşkına bir şey söyle. Ya sen kızın tanımıyor musun Salim amca? Nasıl konuşuyorsun böyle? Nereden buldu o zaman bu kadar kıymetli şeyi? Bak sana yemin ederim, ben o kazadan önce kızını tanımıyordum. Ne kazası? Kaza, intihar yani. Salim amca. Ben Çetin Bey'i de nişanlısını da tanıyorum. Onlar Asiye'ye bir şey yapmadı. Kim kullandı benim kızım? Kim kullandı benim Asiye'mi? Kim kullandı benim yavrum? Kim? Kim kullandı? Ya kızım söylesene, niye düştü suratı? Ay bir gün de mutlu olalım anasını satayım. Hale ile karşılaştım. Karşılaştıysan karşılaştın. Ne oldu, çok mu duygulandın? Çok mu özlemişsin? Yok ya. Aşağıladı beni. Ne diyorsun sen ya? Lan ben şimdi... Abla otur. Hamile zaten, gerek yok. Boş ver, bırak. Ben o işi bitirdim zaten. Kafamda, kalbimde bitirdim. Sen bunları boş ver. Bana bir anlatır mısın dün gece ne oldu? Ya sen nasıl düştün merdivenden? Söyleyeceğim ama panik yapıp saçma sapan cümleler kurma bana, tamam mı? Sen bir söyle bakayım. Biri itti. Ne? Kim itti? Çetin'in annesi. Abla Allah aşkına gidelim. Bu evde kalamazsın. Ne olursun ya. Nereye gideyim yine? Bebeğimin babaya ihtiyacı var. Çetin de sahipleniyor işte. Gerçek babası şerefsizin teki. Al. Bir tane çoma hazırla. Ne var Berkant? Kızım neler gelmiş başına ya? İyisin değil mi? Ofistekilerden duydum. Niye bana haber vermedin? Sana ne be? Sen kimsin ki haber vereceğim sana? Allah Allah. Ne oldu canım? Ölürüm de çıkar kapıların kapanır diye mi korktun? Gerizekalı. Gördüğün her hayalle turşu kurar gibi hayal kurarsan böyle olur işte. Ne gülüyorsun be? Yalan mı? Diğerin teki işte. Biraz. Ben senin havanı söndürmesini bilirim de. Neyse. Ben yoluma bakarım. Erkan, Şenay nerede? Ahmet Bey şunu imzalatsın. Şenay lavaboya kadar gitti şefim. Ben götüreyim. Tamam, Ahmet Bey toplantı odasında. İyi günler efendim. Müsait miydiniz? İmzalanacak evrak vardı da. Ver. Bu arada çok geçmiş olsun. Torununuzla gelininizin başına neler neler gelmiş. Duyunca aklım başımdan gitti ya. Selen benim kuzenim olur. Biliyorsunuz herhalde. Evet. Taylan bahsetmişti. Selen neden bize tanıştırmadı seni? Daha doğrusu bugüne kadar akrabalarından kimseyle görüşmedik. Evet. Aile ilişkilerimiz biraz nasıl desem kopuk. Anca nikah olacak, cenaze olacak da öyle. O zaman
Nikahına gelir. Nikah yakında mı? Evet. Tabii. Girebilirsin. Peki efendim. Onu engellemen lazımdı. Gelinimi kaçırdı, öldürmeye çalıştı. Hayır, başkası olamaz. Ben sana haber vereceğim. Sermaye onlar. Yarın bir gün satılacak. Kalk kız sen de. Başka yere otur. Kız kaynana, acaba diyorum oğlunun işini sen mi devralsa? Hı? Böyle naylon arabasını sürükleye sürükleye götürürsün. Kova 2 lira, mandal 1 lira diye çığırırsın. Hem sana da gezmek olur, ne dersin? Ben kendimi zor taşıyorum, koca arabayı nasıl süreceğim? Delinin zoruna bak. Eve faydan olacak diye aklın gidiyor değil mi? Neyse, ben Fatma'ya gidiyorum. Çocuklara göz kulak ol. Buradan bir yere ayrılmayın emin kızılar. Burada böyle güzel güzel oynayın, hadi. Hadi. Zeynep sana da bir kahve yapsın mı Selen? Hayır, sağ ol. Bülent'i neden aradın anneanne? Anlamadım. Bülent öldüğünde zınk diye aradın ya. Hatta ben cesedin üzerinden çıkardım telefonu, konuştum seninle. Benim merhametimi suistimal ettiği için sinirlendim. Evet ama yalıya bile sokmazken sonra bir anda telefonla konuşacak kadar samimi olmalar falan. Ne iş? Ne demek istiyorsun kızım sen? Açık konuş. Hiç. Kafamda deli sorular işte. Misal o gece çiftlik evine de sen göndermiştin beni. Hangi gece? Saldırıya uğradığım gece. Ne saldırısı? Yangın günü mü? Hayır. Çiftlik evinde kaldığım gece biri saldırdı bana. Bıçakla öldürmeye çalıştı. Aman yarabbi. Neden bize söylemedin? Bilmem. Tehlikede olduğunu bilsem bir an bile gözümün önünden ayırmazdım seni Selen'ciğim. Bak çok üzüldüm şimdi. Bundan sonra hiçbir yere yalnız gitmeyeceksin. Söz ver bana canım. Ben bir telefona bakayım. Yine ne var ya? Bana bak, sen bana böyle atar yapıyorsun ama eski dosttan düşman olmaz kızım. Şimdi beni iyi dinle. Senin bu kayınpeder midir, dede midir ne diyorsanız siz buna, bu bir çeviriyor ha. Demin telefonla konuşurken duydum. Gelinime o zarar verdi falan diyor bu. Bunun bir düşmanı mıdır nedir? O musallat olmuş olabilir sana ha. Ayağını denk al. Dikkat et. Ne diyorsun sen be? Ah, geç geç Pervin, buyur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ha, Ayten abla ile Çiğdem de uğradılar, sağ olsunlar. Yakında dünür de olacaksınız, ne güzel. Dünür falan olmayacağız biz. Ha şunu bileydin. Dün gece söz kesmediniz mi? Yüzükleri taktık ama bozulur o iş. Ben oğluma adı çıkmış kızı almam.
Yanlışım var Ayten abla. Mine'den temizliğini, düzgünlüğünü nereden bulacaksın? Yok yok. Yanlışım falan yok. Aha yüzü. Anlatsın sana da. Elin adamlarından pırlanta alan kızı ben gelinim diye istemem şahsen. Ben de üvey kızımı sana yedirmem. Rızam yok bilesin. O zaman kocanı işleyiver de olmasın bu iş Pervin Hanım. Sen de oğlunu işle o zaman. Ya sevenlerin arasına girmesenize. Sus kız, sus. Kız doğru söylüyor. Günaha giriyorsunuz vallahi. Sen bana ne ima etmek istedin Selen'ci? Çiftlik evine gönderme falan. Açık konuş. Biz bir aileyiz. Aramızda konuşulmayacak hiçbir şey yok. Hiç. Hiçbir şey. Ya bak ben annemle konuştum. Bir daha öyle arıza çıkarmayacak. Zaten yüzükleri de taktık. Ama sen dersen ki yeniden gelin. Yok öyle. Taktık işte. Heh, geldi bizimki. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay abi çok sağ ol ya. Yani çağırmasaydın teyze muhabbetinin içinde yaşlanacaktım resmen. Bir gazoz alabilir miyim? Söylemedim anneme vallahi buluştuğumuzu. Allah Allah. Söylesen ne olur? Sözlendik kızım artık biz. Vallahi durumlar hiç öyle değil. Annemle birlikte Fatma teyzeye gittik. Sonra Mine ablanın üvey annesi de geldi. İşbirliği yaptılar vallahi, bozacaklar aranızı. Ya bu Pervin abla gül sayıyordu benden kurtulmak için. Niye böyle şeyler yapıyor şimdi, ben anlamadım ki ya. Vallahi ben istiyorum evlenmenizi. Sen adam edersin abimi. O nasıl laf kız öyle? Adam değil miyiz biz? Vallahi Mine abla her şeyime karışıyor ya. Elbiseme, gezmeme. İş bulayım, çalışayım diyorum, ona da yok diyor. Hadi bırak çalışsın kız ya. İyi bakarız. Ne demek bakarız? Kadınlar çalışamaz mı yani? Bak ben evlendikten sonra okulumu bitireceğim ve çalışacağım, baştan söyleyeyim sana da. Mine abla çalışırsa ben de çalışırım. Ya iyi tamam, tamam. Ama ben bulacağım işi ona göre. Ha şöyle ya, biraz modern ol abi ya. Biraz modern ol abi. Siz gelin görümce iyice oldunuz ha. Yandık vallahi. Allah Allah, araba nerede ya? Kız kaynana, naylon arabasını Salim mi aldı? He. Salim mi geldi? Aa, yemeği ısıtayım. Kız ne yemeği? Araba yok diyor. Çocuklar nerede? Bahçedeydiler. Yoklar. Turacan? Aa, aa. Turacan! Mehmet! Neredesiniz lan? Turacan! Mehmet! Ne oldu Pervin? Ne bağırıyorsun ya? Çocuklar yok. Bu sefer hepsini mi kaçırdılar? Ay naylon arabasına bindirip mi götürdüler Salim? Olur mu öyle şey ya? Dur telaşlanma, bakarız şimdi. Mehmet! Turacan! Mehmet! Ay ay ay. Aşkım beni çok mu özlemiş? Yollarımı mı gözlüyormuş? Ya Çetin ben yanılmışım. Dedenin düşmanları beni öldürtmeye çalışmış. Allah Allah. Önce anneannem şimdi dedem. Ya sen çok mu daraldın acaba? Ha? Seni gezmeye götüreyim mi? Hatta gidelim mi? Ya sus ya. Oğlum Berkant söyledi. Deden telefonla konuşurken duymuş. Sen niye konuşuyorsun onunla ya? Konuşmayacaksın onunla. Ne oldu, buraya mı geldi yoksa? Ay bütün meselemiz bu mu şimdi Çetin? Evet bu, evet bu. Belki o yaptırdı, ne malum? Oğlum Berkant beni öldürtecek olsa ucuza kaçar, tonla para vermez. O kadar parası yok zaten. Dayıcığım. Ne yapıyorsun siz burada? Çok iyi oldu geldiğin, bir şey soracağım. Bu kadınların akıllı adam merakı nedir ya? Hayır yani sonuçta zaten delirteceksiniz ya, neyin peşindesiniz ki? Vallahi işte o sorunun cevabını henüz ben de bulamadım Çetinciğim. Ay tebrik ediyorum. Taylan seni de kendine benzetti yani. Dır dır yapmayacaksın o zaman.
dır dır yapan kadın yoktur canım. Onu anlamayan öküz vardır. Öküz. O öküze iki gün sonra evet diyeceksin ama. Biz de böyle anlaşıyoruz. Tatlı sert. Ne güzel. Yani. Naylancı geldi hanım. Naylancı ya. Naylancı. Naylon alın. Ucuz satıyoruz. Aa. Ne yapıyor bunlar? Mehmet. Ha. Mehmet ablacığım dur. Ne yapıyorsunuz siz burada? Satıyoruz. Nereden satıyoruz ha? Parayı Sami işte vereceğiz. Ha. Ekmek alacak değil mi? Neredesiniz lan siz? Baba bak kanayı kazandık. Burada da var. Ah canlarım benim. Salim. Vallahi senden çok kazanmışlar. Ablacığım, dön bakayım bana. İyi misin? Satıyoruz. Nereden satıyoruz ha? Minel'e neden evlenmemi istemediğini çok iyi biliyorum. Çek elini üstümden kadın. Herhalde nikaha benim katılmama gerek yok. Değil mi? Daha neler? Baba Selen'in ailesinden kimse katılmıyor. Biz niye tam takım gidiyoruz? Onlar Selen'i böyle bir günde yalnız bırakıyor olabilir. Ama biz öyle bir aile değiliz. Hem annem daha sonra bir davet verecek hale, oraya katılırlar. Siz bu meseleyi biraz daha düşünün bence Semra Hanım. Selen ne de olsa daha önce tezgahtarlık yapmış biri. Cümle çevrenizden elbet birine hizmet etmiştir. Ay tanıyan manıyan olur Allah muhafaza. Bütün sosyeteye rezil rüsva olursunuz vallahi. Neden desin anne? Tezgahtarlık yapmak ayıp bir şey mi? Öyle gibi bir şey. Ahmetciğim, nikahı biraz ertelesek. Birkaç hafta kadar. Yani ben bir çözüm bulana kadar. Ne çözümü şimdi anne Allah aşkına? Bu evliliğe başta en çok destek veren sendin. Artık vazgeçmek geçmek için çok geç. Ama olmadı boşanırlar. Ama gerçi nafakaydı, tazminattı. Epey bir para der çıkarsınız ama. Ahmet, çarpıldın mı tuttu canın? Baba. Gel, gel biraz dinlen. Gel dinlen biraz, gel canım. Kalk, kalk. Bana bak, yarın da nikaha falan gitmem deme. Mine de gelecek oraya. Ay vallahi, yine kaşla göz arasında siftinmesin kocana. Selen, ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Yalıya geldiğim ilk günü hatırladım da. Dayanamayıp camdan bakmıştım içeri. Gülüyordunuz hepiniz, sohbet ediyordunuz. Ne güzel ya dedim. Kötülük, mutsuzluk hiç uğramamış bunlara. İçine girince öyle olmadığını anladın değil mi? Seni hayal kırıklığına uğrattık. Ben hayallerimden vazgeçeli çok oldum. Bundan sonra bebeğim için yaşayacağım. Onu koruyabilecek miyim acaba? Neden? Üzme artık kendini. Bunları düşünüp en güzel gecelerini mahvetme. Polis senin canına kastedenlerin kim olduğunu elbet bulup cezalandıracak. Biz de seni her zaman koruyup kollayacağız. Hadi hadi kalk. Aslında bir gelin olmak istemezsin değil mi? Bravo Ali.
Demek anasına diklenip ille de alacağım Mine'yi demiş ha. Salim de sana diklendiydi beni almak için. Babaannen diye demiyorum. Burnumdan fitil fitil getirdi Mineciğim. İstenmeyen gelin olmak çok zor. Gel sen vazgeç bu işten. Sen benim Ali ile evlenmemi neden istemiyorsun? Canım, yani üvey de olsan de evlat sayılırsın. Kes bu yalanları Pervin abla. Sen bu eve ilk geldiğin günden beri beni de ablamı da sevmedin ki. Defolup gidelim diye gözümüzün içine baktım be. İstediğin oldu işte. Ablam yok artık. Ben de evleniyorum. Neyin tafrası bu? Salim, şuna bir şey de. Bir laf sokarım 40 gün çıkaramaz. Çetin Bey'le konuştum. Derslenmeseydin Salim, işten atıverir seni. O günden önce Asiye'yi hiç görmemiş. Doğru söylemiş babam. Yarın da çalıştığı eski yere gideceğim. Belki oradakiler zengin bir tanıdığı var mı yok mu bilirler. Kuaförü mü? Onlar bilse dedikoduya doymazdı. Asiye'nin kolyeyi nereden buldu? Gün gibi ortada. Allah taksiratını affetsin. Çalmış demek ki. Benim ablam hırsız değil. O kimsenin malına el uzatmaz. Uzatmazdı yani. Kız! Belertme gözünü. Gebertirim vallaha. Sen de lafını bil de konuş o zaman. Yeterim be, yeterim. Yalan mı konuşuyorum Salim? Ya zengin bir heriften aldı ya da çaldı. Başka bir ihtimal yok. Baba. Minnaka, yemekte ekmek yemediğini fark ettim. Doymamışsındır dedim, sana sandviç yaptırdım. Doymadım vallahi. Bizim teneke çıkmazında biz zeytini 2 kere katık ederdik. Böyle birazcık reçeli fazla sürdük mü Pervin karısı hemen atarlanırdı. Fazla sürmeyin işte, ekmeksiz yemeyin. Zenginlere benzemeyin. Tövbe yarabbim. Alışkanlık yani. Kabul et be. Bir tek benim yanımdayken kendin gibi olabiliyorsun. Maalesef. Bak ne diyeceğim. Evlendikten sonra ikimiz ayrı eve çıkarız. Ha? Ne oluyor ya, kaldın öyle. Kızım, herkesten şüphe ediyorsun. Anneannemden, dedemden. Yani böyle paranoyak olacaksın diye söylüyorum. Hem ikimiz ayrı eve çıkarsak istediğin gibi ekmeğini bana yersin yemeğini ya. Rahat rahat, oh. Hem sana Asiye diyebilirim. Hatta Asiye'm derim. Dolaşma be. Ya seni bu yalıya bağlayan ne var? Bir şey yok. Evet, o yüzden de balayından döndükten sonra... Ne balayı be? Balayı malayı yok, onu sonlara ha. Ya kızım deli misin sen? Benimle evlenmeye can atan bir sürü kız var. Ne gülüyorsun ya? Tabii ki öyle. Allah Allah. Sen benim gibisin. Asla bulamazsın ya bir kere. Amacım da o ya zaten. Senin gibisini bulmamak. Yani böyle bir, genel bir kural vardı ya. Böyle sevince mi kaybediyorduk, kaybedince seviyorduk. İşte sen beni kaybettiğin zaman sevdiğini anlayacaksın ama çok geç olmuş olacak. Canım biz kaçanı kovalamayız. Geleni ağırırız, gideni uğurlarız. Anladın mı tatlım? Of, laflara bak ya. Kızım var ya, bir gün dizlerime kapanıp yalvaracaksın. He, eminim öyledir. Çok da ekmeğimi yiyeyim, doyayım. Gidiyorum, gidiyorum. Daha bu iş bitmedi.
Kurtaracağım Çetin'i senden. Kurtaracağım. Semra. Ne oldu? İyi değilsin sen. Nikahtan sonra yeniden doktora gidelim. Hayır. Bu evde en akıllı insan benim. Hepiniz aptalsınız. Sadece ben görüyorum gerçekleri. Ne demek istiyorsun sen? Hiç. Saçmalıyorum. Hadi uykun açılmadan yatalım. Hiç bakmıyorsun bu yana, darıldıysan berişelim, ey kümrü gibi koklaşalım. Narıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun ya bu Çetin! Yana... Aşkım. Onurmasana. Ben de seni seviyorum aşkım. Ama ne yapıyorsun böyle, bak bu bizim en mutlu günümüz. Kalk hazırlan hadi, bak damat banyosunu yaptı, hazırlanıyor. Bugün o gün değil mi ya? Öyle giderse sen bizim evlilik yıldönümümüzü de unutursun. Aldım ben senden o elektriği. Tanışma yıl dönümümüzde kutlayacak mıyız aşkım? Ha? Hani sen bir kızı itmiştin aşağı. Bol anımız var yani. Fazla mı ileri gittim ya? Çetin! Uf, ulan başkalarına diyorsun, senin de ayarın yok ha. Ali. Ay. Çok beklettin mi? Yok. Çok güzel olmuşsun ya. Teşekkür ederim. Hadi, hadi gel bir taksi çevirelim. Yok ya, şuradan dolmuşa bineriz, ne olacak? Tamam. Ya babam gece çok içmiş. Yıkılarak geldi eve. Ay hiç de huyu değildir ya. Yani bu... Olup biten hep sarsı Salim amcayı ya. Düşünsene, kızı ölüyor. Boynundan bilmem kaç bin liralık kolye çıkıyor. Keşke babama ablamın kimsenin metresi olmadığını anlatabilsem. Ablam nikahıma bile gelemeyecek. Ben de onu öyle gelinlikle görünce abla diye sarılamayacağım. Uf ya. Ya bu Çetin'in dayısı orada olacak mı? Herhalde orada olacak Ali. Allah Allah. Ya iyi tamam, bir şey demedim ya. Vallahi ben sen yalnız kalma diye geliyorum ha. Yoksa o herifi gördün mü böyle cinlerim tepeme çıkıyor, yemin ediyorum sana. Ali bak sakın Arda olay falan çıkarayım deme ha, Allah aşkına. Ya tamam. Sen hazır değilsin. Bir mahalle kuaförüne falan gitmeyecek misin? Senin geldiğin yerde gelinler şöyle kuş yuvası gibi bir şeyler yaptırıyorlar değil mi? Benim geldiğim yerde elçiler götürür kuaföre. İstersen gel birlikte gidelim. Hı? Böyle sabah kahvaltısı niyetine manikürcü kızları azarlarsın. Hobin ya bu senin. Ben o hobiyi fobiye çevirmeyi biliyorum ama bugün tenezzül etmeyeceğim. Ne o Berkant? Taylar Beylerin gelini kuzenim diyordun. Senin nikaha çağırmadılar mı? Çağırdılar tabii. Peki niye gitmedin o zaman? Bir dakika, bir dakika. Nikah bugün mü ya? Davetiyedeki tarihleri karıştırmışım da ben. Tabii, tabii. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ali, sözlüm. Öyle mi? Ben Zeynep. Buyurun. Selen Hanım odasında mı? Selen hazırlanıyor. Siz bahçede bekleyin. Annemi duydun mu yine? Daha ne bekliyorsun?
Bayan, biz buraya davetli olarak... Ali, tamam biz bahçede bekleriz. Sorun değil. Hadi. Selen Hanım, çok güzel oğlunuz gerçekten. Sağ ol canım. Selen Hanım, gel Zeynep. Mine ile sözcüsü geldi. E alsana buraya. Semra Hanım bahçede beklemelerini emretti. Bu ne demek öyle ya? Üf, çekil şuradan. Ya oha be, bari bu anı mahvetme ya. Abla çok güzel olmuşsun ya. Niye burada duruyorsunuz? Siz benim en baş misafirimsiniz. Hadi içeri. Abla bir sorun çıkmasın şimdi ya. Biz burada iyiyiz. Saçma sapan konuşma hadi. Ay, dur yavaş. Tamam. Ben de senin kolundan mı çekeyim? İstemez kardeşim. Şahidimi içeri almamışsın anneanne. Hazırlıklarımız bitene kadar dedim Selen'cim. Misafirlerimiz rahatsız olmasınlar diye. Rahatsız olmazlar, merak etmeyin siz. Buyurun. Şişt, bana bak. Ya bir yanlış anlaşılma olmuştur, tamam mı? Sorun yok yani. Ya Çetin, kusura bakma da anneannem bana niye tavır yapıyor? Hı? Eskiden Selen'cim, Selen'cim deyip dururdu. E yine diyor ya güzelim. Ha diyor. Ama nasıl? İmalı imalı. Öldürecek gibi bakıyor bana. Ama abarttın ha, yavaş. Buna bak. Çok güzel olmuşsun ha. Vallahi çok da güzel. Bayağı o güzel olmuşsun. Yani çünkü melek tarzı güzel olmuşsun. İyi, tamam sus. Ağzına yakışmıyor şu laflar ya. Ya evet, biraz yakışmıyor gibi değil de tam beceremiyorum gibi. Bugün gelmem imkansız. Yarın. Ben artık engel olamıyorum Ahmet Bey. Oraya gelecek, herkese anlatacak. Hepsi senin yüzünden. Bu sır aramızda kalmalıydı. Bir an önce konuşmalıyız. Tamam. Geçen sefer buluştuğumuz otele gel. Yarım saat içinde oradayım. Emrah. Arabayı hemen hazırla. Tebrik ederim Ahmet Bey. Kolay gelsin birader. Sağ ol birader, sağ ol. Merhaba. Ben nikah için şey etmiştim de. Buyurun. Berkant. Ne iş var senin burada ya? Kuzenimi böyle bir günde yalnız bırakamazdım herhalde değil mi? Ne? Hoş geldiniz. Tebrik ederim. Sağ ol. Sen gelsene, nikahtan önce bir konuşalım. Ben de bir haleye bakayım. Ya Çetin, ne konuşacak ki bu pislikle? Dur, ben konuşurum.
ya. Oğlum ben sana bir daha buraya gelmeyeceksin demedim mi? Asiye'nin peşini bırakacaksın. Aramayacaksın onu bir daha. Duydun mu? Elin kolun doğru dursun kardeşim. Kuzeni izlemedik mi? Bugün gelmesem şüphe çeker diye şey ettim ben. Çekerse çeksin. Defolup gideceksin buradan. Duydun mu? Duydun mu lan? Berkan. Hakikaten ya. Aferin Ali sana da ha. Böyle gururluyum ayakları falan yapıyorsun ama bakıyorum sen de yalının yolunu bulmuşsun yani ha. Senin gibi şantajcı mıyım lan şerefsiz? Ulan bana bakın. Ben şimdi gidiyorum ama tekrar geleceğim. Beni de sokacaksınız lan bu zengin hayata. Duydunuz mu lan beni? Sokacağım ben seni, sokacağım. Mezarın dibine sokacağım. Üstüne de çiçek atacağım. Asiye'den mi öğreniyorsun lan sen bu lafları? Ha? Bana bak. Asiye'nin adını bir daha ağzına alma. Duydun mu? Karım olacak o benim. Berkan. Hadi abiciğim. Hadi. Vicdanım hiç rahat değil. Her şeyi anlatalım, kurtulalım bari. Mine'yi tanıyorum ben. Çetin de tanıyor. Susar mısın lütfen? Çetin. Evet. Dinliyorum. Şimdi biz sizin çiftlik evine gidiyorduk. Bu kızla ablası Asiye. Otostop çekerken gördük onları. Acıdı kaldık arabaya. Ne? Pek iyi görünmüyordu. Yani böyle birilerinden, bir şeylerden kaçar gibi bir hali vardı. Ondan sonra bir anda bağırmaya başladı bize. Arabayı durdurun falan diye. Çetin de durdu tabii. Sonra kız açtı kapıyı, koşmaya başladı. Kendini uçurumdan aşağı attı. Yok, olamaz. Bütün bunlar ne demek oluyor Çetin? Cevap ver, cevap. Ya Asiye anlattı ya işte. Asiye mi? Asiye mi? Selen ya, ne Asiye'si? Benim de kafa gitti. Çetin. Geliyorum şimdi canım. Berkant'ı gönderdik merak etme sen. İyi bari. Gel geçelim. Ne oluyor ya? O ölen kız kimdi? Hangi kız? İntihar eden. Asiye? Yalan söyleme. Ne oluyor dayı ya? Ölen başka biriydi değil mi? Selen aslında Asiye. O sakın bana yalan söyleme. Her şeyi duydum. Doğru mu? Kimdi ölen kız? Selen. Niye yalan söylediniz? Niye böyle pis bir oyun oynadınız? Çünkü onu ben öldürdüm. Ya Taylan ne konuşuyor ki Çetin'le? Ya önemli bir şey değildir bence ya. Sakin ol. Asiye, bu herif seni galiba harbiden seviyor ha. Seviyor değil mi? Hayatımda ilk kez bir erkek beni gerçekten seviyor. İkimizin de saklayacak şeyleri vardı. O benim Selen'i öldürdüğümü saklayacaktı. Ben de onun gerçekte Selen olmadığını. Birbirinize şantaj yapıyordunuz yani öyle mi? Başlangıçta öyleydi ama sonra ben ona çok aşık oldum dayı. İlk defa gerçekten sevdim. Ben onun karnındaki çocuğun babası olacağım. Evleneceğiz, mutlu olacağız ya. Bir cinayeti saklayarak mı mutlu olacaksın Çetin? Buna müsaade edemem.
Ben böyle bir sırrı saklayamam. Ya o kıza ne olacak? O kız başka birinin ismiyle yatıyor mezarda. Ya ailesi, sevenleri? Teslim olacaksın. Gerçekler ortaya çıkacak. Hapse girerim dayı. Yaptıklarının bedelini ödemen lazım Çetin. Yoksa bir ömür boyu huzurla yaşayamazsın. Peki Asiye, karnındaki bebek, hasta kardeşi, onlar neyin bedelini ödüyorlar? Ben kendimden geçtim dayı. Onların suçu ne? Ölen kızın ne suçu var? Haklısın, biliyorum. Tek bir şartla teslim ol. Şahitlerimizi yerine alalım. Damat bey nerede? Ben çağırayım. Anne, babam nerede? Yolda herhalde. Ne damat ortada, ne dedesi. Ama bu kız hala istenmediğini anlamadı ya, pes doğrusu. Hah, ben de sizi arıyordum. Nikah memuru geldi. Ahmet Bey'i bekliyoruz. Çetin. Sorun yok hayatım. Geleceğim ben şimdi. Nereye ya? Seni çok seviyorum biliyorsun. Ne oluyor? Çetin. 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 Neden polise gittiğimizi söylemedin? Sen Asiye'yi tanımıyorsun dayı. Eğer teslim olacağımı söylersem o da gelir. Her şeyi itiraf eder. Asiye beni tek başıma yapmaz. Anlaşmamızı unutma. Her şeyi ben yaptım. Sırrımı saklaması için Asiye'yi ben zorladım, tamam mı? Tamam. Alıştıra alıştıra söylersin. Malum hamile. Dayı. Asiye'ye sahip çıkacaksın. Ayşe'yi de unutmayacaksın, tamam mı? Tamam. Oğlum nasıl oldu böyle bir şey ya? Niye yaptın? Niye öldürdün kızı? İstemeden oldu dayı. Gerçekten istemeden oldu. Artık bunları konuşmak için çok geç. Gelecek. Biliyorum ben. Merak etme. Ahmet nerede? Neden açmıyor telefonunu? Emrah'la mı gitti acaba? Bir de onu arayayım. Ali, Çetin arasana bir. Çetin. Sen benim tek yeğenimsin. Ablamdan kalan tek hatırasın. Üzülme be dayı. Ben sana kızmıyorum. Gerçekten. Hatta bu yaptığımızın doğru olduğunu da biliyorum. Galiba böyle daha iyi oldu biliyor musun? Bazen kabuslarımda Selin'i görüyorum. Uçurumdan nasıl düştüğünü, ölümünü. O kabuslardan kurtulacağım işte. Thank you.
Çetin. Efendim. Baba. Baba ölmüş.